Evet arkadaşlar, bu videomuzda 5. sınıf sosyal bilgiler genel tekrar soru çözümleri yapacağız. Başlayalım. Buna göre diyor hangisi 5. sınıf öğrencisi olarak sosyalleşmemize yardımcı olan fakat içinde bulunamayacağımız bir gruptur? Bakalım yukarıda ne demiş? Bizler toplumu oluşturan bireyler olarak hayatımızda farklı zamanlarda birçok grubun üyesi olabiliriz. Gruplar ortak bir amaç için bir araya gelen aralarında etkileşim olan en az iki kişiden oluşan topluluklardır. Ailemiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız gruplara örnek verilebilir. Bireyin içinde yaşadığı topluma uyum sağlaması ve toplumun bir üyesi olması sürecine sosyalleşme denir. İçinde bulunduğumuz gruplar bizlerin zamanla sosyalleşmesine yardımcı olur. Hangisi diyor 5. sınıf bir öğrencisinin sosyalleşmesine yardımcı olur ancak içinde bulunamayacağı bir gruptur. Okulumuzda kurulan sosyal kulüpler, evet bunda bulunabiliriz. Belediye konservatuarında ortaokullar için açılan müzik kursu, evet bunda da bulunabiliriz. 5. sınıflardan oluşturulan okul futbol takımında da bulunabiliriz. Ancak ilde kurulan genç motosiklet sürücüleri spor kulübünde bulunamayız. Zaten sürücü olabilmemiz için en az 18 yaşını doldurmuş ve ehliyetimizin olması lazım. Bunu da yapamayacağımız için B şıkkı burada yanlış, doğru cevabımız olacak. Evet, çalışmalarından hangisinin amacı çocuklarda eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır demiş. Ücretsiz destekleme yetiştirme kursları, evet olur. Okul girişlerinde engelli rampası yapılması, Haydi Kızlar Okula kampanyası düzenlenmesi. Bunların hepsi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalardır. Bu yüzden cevabımız D şıkkı diyoruz. Evet, burada boşluklarımızı dolduralım. Grup içinde bazı grup üyelerinin neyi vardır? Hakları vardır, değil mi? Grup içinde hakları vardır. Okulumuzdaki nöbetçi öğrencinin yapması gereken, nöbetçi öğrenciysek yapmamız gereken sorumlulukları diyelim. Sorumlulukları vardır. Ülkemizdeki her bireyin hangi özelliklere sahip olması lazım? Etkin vatandaş özelliklerine sahip olmamız gerekir. Sosyal bilgiler dersi neyi içerir? Tarih, coğrafya derslerinde konularını da içeriyor. Sosyal bilgiler bizim milli kültürümüzü öğrenmemize yardımcı olur dedik. Boşluklarımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Devam edelim. Bu bilgilerden yola çıkarak haklarımızla ilgili hazırlanan şemaya seçeneklerde verilen örneklerden hangisinin yazılması uygun olmaz diyor. Şimdi yukarıda hakkın tanımını vermiş. Bakalım ne demiş? Yasal veya toplumsal olarak bireylere tanınan yetki, kazançlara hak denir. Toplum içinde yer aldığımız grup ve kurumlarda üstlendiğimiz rollere bağlı olarak çeşitli haklarımız vardır. Bunlar yaşama hakkımız var, eğitim hakkımız var, beslenme hakkımız var, barınma hakkımız var. Buraya hangisini yazamayız diye soruyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkımız var. Oyun oynama, eğlenme, dinlenme hakkımız var. Temiz bir çevre içerisinde yaşama hakkımız var. Ancak ev odasını toplamak hakkımız değil, bu bizim sorumluluğumuz. Yani yapmamız gereken bir şey. Bu yüzden bunu buraya yazamayız. Yukarıdaki cümleyi söyleyen bir çocuk aşağıdakilerden hangisini yapmaz diyor.
Sahip olduğum hakların farkında olan bir bireyim, katıldığım gruplarda aldığım rollerin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirir demiş. Demek ki bu görev ve sorumluluklarını bilen bir kişi. Hangisini yapmaz? Büyüyünce ben de babam gibi askere gideceğim. Her gün her gün okul olur mu gitmek istemiyorum. Sınıflarımız yeterince ısınmıyor. Müdürüm bu duruma bildireceğim. Ödevlerimi düzenli olarak yapar. Odamı düzeltirim. Şimdi büyüyünce ben de babam gibi askere gideceğim. Sorumluluğunun farkında. Sınıflarımız yeterince sanmıyor. Müdüre bu durumu ileteceğim. Burada da hakkını arıyor. Ödevlerimi düzenli olarak yapar. Odamı düzeltirim. Burada evet sorumluluklarını yerine getirmiş. Ancak her gün her gün okula olur mu? Gitmek istemiyorum. Böyle bir şeyi söylemesi, bunu yapması beklenilmez öğrenciden. Bu yüzden cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi hak ile sorumluluk arasındaki ilişkiye örnek gösterilemez? Hak ve sorumluluk kavramları birbiriyle ilişkilidir. Hakkın olduğu yerde sorumluluk da vardır. Şimdi seçme ve seçilme hakkı, oy kullanma, sağlık hakkı, muayene sırası bekleme, eğitim hakkı, okul temizleme, temiz bir çevrede yaşama hakkı, yerlere çöp atmama. Evet, burada bunlar gösterilebilir. Ancak eğitim hakkında okul temizleme değil, eğitim hakkında okulda bilgi, beceri, öğretim faaliyetlerini almak olarak söyleyebiliriz. Bu yüzden okul temizleme buraya yazılamaz. Cevabımız C şıkkı. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi planlı hareket ederek uygun davranış sergilemiştir? Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken içinde bulunduğumuz grup ve kurumlarda planlı olmalıyız. Bir işi sonuçlandırmak için planlı hareket etmeli, neyin ne zaman yapılacağını önceden düzenlemeliyiz. Ders çalışmak, yeteri kadar uyumak, okul zamanı okula gitmek bireyin yapması gereken işlerdir. Oyun oynamak, genel ağa bağlanmak, gezmek ise bireyin yapmak istediği işlere örnektir. Tüm bunları yaparken planlı hareket etmeli, zamanımızı verimli kullanmalıyız. Bireyin zamanını planlarken günün büyük bir bölümünü sadece tek bir işi yaparak geçirmemelidir. Ne demişti? Buna göre öğrencilerden hangisi planlı hareket ederek uygun davranış sergilemiş? Bunu bulacağız. Murat'ın okuldan sonra gece çok geç saatlere kadar sadece ders çalışması. Hayır, bu yanlıştır. Uygun bir davranış değildir. Sadece ders çalışma olmaz. Yani yemek yiyeceğiz, kendi istediğimiz faaliyetler olacak, oyunda oynayacağız. Sadece ders olmaz. Ailenin okuldan sonra günlük planına uygun olarak ders çalışması, kitap okuması, evet bu olur. Çünkü günlük planı var. Buna uygun ders çalışıyor, kitap okuyor. Pınar hafta sonunu sabahtan akşama kadar TV izlemesi. Hayır, bu da sadece TV izlemiş. Hiç ödevlerini yapmamış, ders çalışmamış. Yeliz hafta içi çok yorulduğundan pazar günü zamanının tümünü uykuyla dinlenerek geçirmesi. Zamanın tümü uykuyla geçirilmez. Tabii dinleneceğiz, uyuyacağız ancak diğer sorumluluklarımız da var. Burada sadece planlı davranan ailen oluyor. Cevabımız B şıkkı. Buna göre hangisi bir grup oluşturmaz diyor. Grup, ortak bir amaç için bir araya gelen, aralarındaki etkileşim olan en az iki kişiden oluşan topluluğa denir. Şimdi ödev için bir araya gelen öğrenciler grup oluşturur. Toplantı yapan öğretmenler grup oluşturur. Düğünde buluşan akrabalar oluşturur. Ancak durakta bekleyen insanlar grup oluşturmaz. Çünkü ortak bir amaçları yok. Birbirlerinden haberleri yok. Bu yüzden grup oluşturmaz. Cevabımız D şıkkı. Doğru yanlışı yapalım. Yaşadığım bir olay sadece beni ilgilendirir demiş. Hayır, yaşadığımız olaylar sadece bizi değil, birden çok kişiyi ilgilendirebilir. Bu yüzden buraya yanlış diyoruz.
Bir olayın sadece bir nedeni vardır. Yanlış. Bir olayın birden fazla nedeni ve sonucu vardır. Bir olayın birden fazla etkilediği kişiler vardır. Evet. Bu doğru oluyor. Bir olayın birden fazla sonucu olabilir. Evet. Bir olayın birden fazla nedeni sonucu vardır dedik. İnsanlar bir olaydan farklı şekilde etkilenebilir. Evet, hem duygusal etkilenebilir, hem maddi manevi her türlü etkilenebilir. Bu yüzden bu da doğru oluyor. Doğru yanlışlarımızı da yapmış bulunuyoruz. Paragrafa göre tarım işçilerinin çocuklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Giresun'un fındık toplama zamanı yüzlerce tarım işçisi mevsimlik göç etmektedir. Bu işçiler gittikleri şehirlere çocuklarını da götürmektedirler. Okullarını bırakarak aileleriyle birlikte giden bu çocuklar bazen tarım alanlarında çalışarak ailelerine maddi destek sağlamakta, bazen de küçük kardeşlerine bakmaktadırlar. Geceyi kamyon kasalarında veya kurdukları çadırlarda geçinen çocuklar sağlıksız, yetersiz beslenme, salgın hastalıklar gibi sebeplerle bir takım hastalıklara yakalanmaktadır. Bazıları tedavi edilebilirken bazı çocuklar günlerce tedavi edilmeden beklemektedir. Hangisine ulaşılmaz diyor? Eğitim hakkına engel olur. Evet, okullarını bırakıp gidiyorlar. Sağlık hakkını yeterince kullanamadıkları, çalışma hakkını kullanarak aileye maddi destek sağladıkları. Buna ulaşılamaz. Çünkü çocukların çalışma hakkı diye bir hakkı yok. Çünkü o yaşta çocukların eğitim alması lazım. Eğitim hakları var, çalışma hakları. Okulları bittikten sonra, yetişkin olduktan sonra başlıyor. Bu yüzden C şıkkına ulaşamayız. Bir olayın çok boyutluluğu incelenirken aşağıdaki soruların hangisi gerekli değildir? Olayın nedenleri, sonuçları, kimleri etkilediği olayın çok boyutluluğunun alakalı sorular. Ancak olay olumlu mudur? Böyle bir soruya gerek yoktur. Evet, bu sorumuza bakalım. Okuldaki sorumlulukları ile ilgili bir afiş hazırlamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki afişleri hazırlamıştır. Buna okuldaki sorumluluklarımıza göre afiş bakacağız. Hangisi amaca uygun olmuş? Yatağı toplarım demiş. Burada yatağı toplarım. Evdeki bir sorumluluğumuz bu olmaz. Ders anlatılanları dinlerim. Öğretmenlerin verdiği görevleri yerine getiririm. Ödevleri zamanında yaparım. Söz hakkı alarak konuşuyorum. Evet. Burada B şıkkı okuldaki sorumluluklarımızı söylemiş. Diğer şıklara da bakalım yine de. Yaya geçitleri kullanırım. Anneme yardım ederim. Yüksek sesle konuşmam. Bunlar okuldaki sorumluluklar değil. Sadece burası okuldaki sorumluluğumuz. Temiz çevrede yaşarım. Laboratuvar araçlarından faydalanırım. Oyun oynarım. Kırılan eşyaları tamir ederim. Burada da yine çevreye karşı sorumluluklarımız var. Burası okul sorumluluğumuz. Burası da evdeki sorumluluklarımıza giriyor. O hepsi okuldaki sorumluluğumuz olan B şıkkı doğru cevabımız. Anlatılan bu olaya bakarak sosyal bilgiler dersinin Ayşe'ye katkısı aşağıdakilerden hangisidir? Ayşe okuldaki taşımalı eğitimden yararlandığı için servisle gidip gelmektedir. Ancak şoförün emniyet kemerini takmadığını ve serviste sigara içtiğini tanıklık etmiştir. Aklına sosyal bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıkları gelen Ayşe, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne konuyla alakalı bir dilekçe yazmıştır. Burada yardımlaşma ile alakalı bir durum yok. Türk tarihini öğrenmeyle alakalı durum yok. Toplumsal kurallara duyarlı hale gelmiştir. Evet, burada kurallara uymayan şoförü dilekçe hakkını kullanarak kurallara uymasına riayet ediyor. Bu yüzden C şıkkı doğru olmuştur. Aşağıda A sütununda görev ve sorumlulukları gösterilen durumlar, B sütununda ise bu durumların sorumlu olduğu kurumlar verilmiştir. Görev ve sorumlulukları gösteren durumların solundaki paranteze B sütunundaki sorumlu olduğu kurumu
Yazacağız. Şimdi derse zamanında gelmek bu okuldaki sorumluluğumuz değil mi? O yüzden buraya B yazıyoruz. Ödevleri yapmak, bu da okul sorumluluğumuz. Vergi vermek, devlete karşı sorumluluğumuz. C yazıyoruz. Seçimlerde oy kullanmak, yine devlete karşı sorumluluğumuz. Annemize yardım etmek, aileye karşı sorumluluğumuz. Askere gitmek de yine bizim devlete karşı sorumluluğumuz oluyor. Bu şekilde eşleştirebiliriz. Aşağıdakilerden sosyal bilgiler dersinde öğrendiklerinizle ilgili değildir. Hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrendiklerinizle alakalı değildir diyor. Evet, A şıkkı olur, B de olur, D'de coğrafya var, B'de eski paralar var. Bunlar hep sosyal bilgilerin konularıdır. Ancak C'de bu öğrendiğimiz fen bilimleri, yani sağlıkla ilgili şeylerdir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız, bir de istediğiniz videoları yorumlara yazarsanız seviniriz. İyi günler.